Hayri Hanım, uğraşsın dursun. Kaçmak en kolayı tabii. Sanki problem tek benim problemim. Sanki olanların tek sebebi benim. Ay, her şey benim üzerime yıkılıyor, her şey. Kabahat sende anne, kabul et. Biliyordun sen durumları. Kızını koruyup saklamasaydın, başından söyleseydin babama, iş bu hale kadar gelmeyecekti. Yüklen kızım, yüklen. Sen de bana yüklen. Öyle ama. Necla, biz ortalık yetişsin diye uğraşırken sen de yangına körükle gitme şimdi. Hepimiz sakinliğimizi korumak zorundayız. Hadi kalkalım artık. Bekleyin, ben de sizinle geliyorum. Hani o eve bir daha gitmeyecektin? Ayşe'nin çantasını hazırlayayım, dönüp gelirim yine. Şimdi bilmez onlar ne nerede. Hem de şöyle bir toplarım. İki kap yemek yapar, koyarım dolaba. Bakarsın döner babanız eve aç kalmasın. Söylüyor ama yine dayanamıyor. Ne yapsın? Onun da işi zor. Vah yazık. Acıdım kadına. Çok ağlamıştı canım, belli. Hiç konuşmadı. Ben de bir şey sormadım tabii. Bindirdim taksiye gitti. Öbürünün arabası da yoktu kapıda. Gece gitti, dönmedi herhalde. Evi terk etti. Herhalde. Annesi de arkasından topladı tası tarağı, o da gitti. Yani ben öyle anladım. Hakların da hayırlısı. Ne yapıyorsun sen, aldın mı malzemelerini? Aldım. Gitmişken eve de erzak aldım biraz. İyi, hadi. Tutmayayım ben seni. İşine bak. Ah, kapı. Dur bakayım, biri geldi. Hadi canım, konuşuruz yine. Hayırlı işler. Geldim. Sürpriz. Ah. Ah. Yavrum. Anneciğim. Yavrum. Ah. Evladım. Bir tanem. Canım benim. Canım annem. Nereden çıktın sen böyle? Niye haber vermedin? Sürpriz yaptım işte. Ay, elim ayağım boşaldı. Geç. Allah eline versin, geç. Şükür kavuşturana ya Rabbi. Ah, ben bu kokuyu ne özledim. Ağlama, tamam. Tamam, ağlama. Açmıyor. Ferhunde nasıl geldi bu oyuna? Aklım almıyor benim. Ya Şevket nasıl yaptı bunu? Ferhunde'nin en güvendiği insandı. En çok da ona zarar vermişti. Darılmayın ama sonunda başına bir gün böyle bir şey geleceği belliydi. Yani o kadar çok can yaktı ki. Biri karşılık verecek de elbet. Mithat Bey onu hayatta affetmez. Çok yazık. Nerede? Ne yapıyor şimdi? Telefonları da açmıyor. Korkuyorum Gülşen. Ya kendine bir şey yaparsa? Merak etmeyin. O kendini o kadar seviyor ki bir şey yapmaz. İçiniz rahat olsun. Arkadaşımı çok iyi tanıyorum ben. Yoksa böyle bir durumda bu kadar rahat olabilir miyim ki? Niye böyle oldu bu çocuk? Niye bu kadar hırslı? Niye bu kadar inatçı, asi? Hırslı, inatçı, asi olması tamam da... O çocuk değil artık Nurdan teyze. Koskoca bir kadın. Çok tehlikeli bir kadın. Sadece etrafındakiler için değil, kendisi için de çok tehlikeli. Ama hala bunun farkında değil. Kusura bakmayın, geç oldu biraz ama anca. Teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Üşüdünüz değil mi gece? Biraz. Dedim ben. Konuştum biraz önce Şevket abiyle. Söyledim burada olduğunuzu. Gelir birazdan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Thank you.
Şevket! Şevket neredesin Allah'ın cezası? Şevket! Şevket Bey yok burada, gelmedi. Çekil be! Ali Rıza Bey. Sabah sabah zaferinizi kutlamaya mı geldiniz? Ne işiniz var sizin burada? Her işiniz bitti. Bütün çocuklarınızı hizaya getirdiniz. Sıra bana mı geldi? Ne işin var dedim. Bu ne yüzsüzlük? Çabuk çık dışarı. Çabuk. Seni etrafımızda görmek istemiyoruz. Benimle uğraştığınıza göre Leyla'nın problemlerini hallettiniz demek ki. Sana git buradan dedim. Defol! İğrenç planlarınızla meşgulken haberiniz olmamıştır belki. Ben vereyim müjdeyi size. Leyla ile Oğuz'un çocukları oluyor. Kızın hamile Ali Rıza Bey. Kızın evli bir adamın çocuğunu taşıyor. Geç kaldın İblis. Zehrini saçmak için bu sefer geç kaldın. Yılan. Sen bile acıtamazsın artık canım. Sen bile. Dur. Benimle uğraşacağınıza kendi pisliğinizi temizleyin önce. Defol dedim. Defol! Rahat bırak bizi. Ferhunde! Seni adi, seni pislik. Allah cezanı versin. Adi yalancı. İşim bitti artık seninle. Bittin sen. Bittin. Bittin. Sana inandım ben. Sana güvendim. Oyuna getirdin beni. Kullandın beni. Allah cezanı versin. İntikamımı aldım. Sen beni böyle yeneceğini sandın. Aptal. Sen bana kötülük yapabileceğini mi zannettin? Ben sana kötülük yapmadım. Kocana iyilik yaptım ben. Onu senden kurtardım. Aşağılıksın sen. Alçaksın. Alçaksın. Sana güveniyordu zavallı. Buluşacağımızı söyleyince bana inanmadı. Senin ne biçim bir kadın olduğunu gözleriyle gördü sonunda. Bu sana öyle pahalıya patlayacak ki. Çok pişman olacaksın. Sen kendi derdinle uğraş artık. Mithat karının gazabından nasıl kurtulacağını düşün. Ben çoktan bitirmiştim seni. Şimdi tamamen arındım pislikten. Hadi. Şimdi defol git hayatımızdan. Defol! İntikam aldın ha? Aha. Onunla buluşmaya giderken kocasına haber verdin. O da yakaladı öyle mi? Gerçek yüzünü başka türlü görmeyecekti. Aferin sana. Aferin bana. Ne güzel yetiştirmişim sizi. Ne güzel şeyler öğretmişim. Ne güzel yol göstermişim. Baba lütfen. Marifet mi yaptın sen şimdi? Takdir mi bekliyorsun benden? En az onun kadar suçlusun şimdi. En az onun kadar küçüksün gözümde. Sen de onun gibi hırsının esiri oldun. Sırf kendini rahat hissetmek için bir adamın onurunu zedeledin. Hırsını tatmin etmek için bir yuva yıktın. O yuva o kadın bile olsa... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.